yani benim maşınlar biraz dikkatli olsun. Bir de gelirim mesela çünkü düzdür biz yüzcüden görünmüyor. Yani biz yüzcüden görünmeyebilir. Çünkü biz de yani bağlı teknik alacağız. Reski verir kabağıma. Sonra da dayanırsan için iyi sen ay oradan çeşme olmaz. Kardeşim ben de bilirim ne çeşme olmaz. Sen bir manevr sen bir benim kabağımı verin de sen yavaşlayırsan. Ben senin çeşme fikrim yoktu. Sen şu sürat saklıysan da akın dönürsen. Evet. Ben de geldim sana girmeyeceğim. Bu da iki tekerdi. Yani onu evet, nezara olsunlar ki bu iki tekerdi. Bak kardeşim buna reski formuz verende sürüşüp yıkılma ihtimalim var. Bu maşın değil. Üst üste gelmişim. Görsen ki şimdi bunlar düzü propkadı yok. Bana yol vermirler ki ben kesin sıfahışımı yaparım da ara yoluna çıkın gelin. Hala görürüm ki anca sıkırlar bana. Neçin efendim onun üstüne söhbettim, düşüp çağırıp demişim ki kardeş neyi ben yol vermişsiniz ki? Ben sıkırım dedim. Ya deyik ki propkadı da yol nedir sıkıran bu tarafı ki o maşınlar rahat geçti. Bilmem bakın bu en önemlisi maskeye çıkın bu sıfahışlar geçişirsiniz. Geç de geçişsiniz onu propkadasın. Bu maskeyi bir balaca ara sakla ki bu rahat gelip bize sıfahışımızı verir de bizim de çocukluğumuz bundan çıkar. Eğer sabahsı günde o sıfahış geri kaysa bizim üstümüz, bizim ayağımızda da olur sıfahışlardan. Gece deyirler ki siz gece bağlı atıp bilmişsiniz ki bu beni sıkıştırır, ben gidebilirim ama bu yol. Yani sürücüler çok yol verirler, görmürler. Yani sen bir gemdekiler, niye verir? Sen öz yoluna ne gelirsin ama bak benim yolum oldu onda. Hayır, tamam. Öyle olur, çok müzakereler olur. Bunu almaya ihtiyacım yok. 6 yıldır düşleştirem, demeli buna göre ben durup bir de prav almalıyım. Yüzü. Prav alsam kardeşim aynı neyim bilirim bir tane maşın prav alsam taksiler şirketine açılmayacaksa ya da şikolata şirketler kopuyor falan. Tabii ki. Yani motosiklete ineceğim. Tabii ki. Tehlikeli bir şey. Ya buna sebep ne oldu ki ya bu A1 kategoriyasından çıkmasına, çıkacak gözlemlerden yani buna sebep ne görürsünüz? Gözlemler bence bazı mafet sürenlerin, motosiklet sürenlerin, böyle diyeyim size, ne diyorlar ona? Ehtiyatsızlığı, bəli, elə nətər gəldi, düzdür, şoförlər də bəzi haqlıdır, bəzən özümüzdə fikir verir ki, bəli, şoför haqlıdır, nətər gəldi, cilmə. Ona görə də kravları çıxartmağa məcbur qalıblar. Yəni, şikayətdə çox. Bu, üzr istəyirəm, indi deyim, bu nə də karantin vaxtında, onlayn satış olduğu üçün elə hamı düşdü motosikletin canına. Yəni, götürən motosikletlə işlədi, o da gəldi belə, bilən bilməyən də, gəldi belə bir problem yarandı. Oldu kardeşim, çok sağ olun.